Günaydınlar, merhabalar sevgili izleyiciler. Güzel bir hafta sonu başlıyor hepimiz için. Yine sağlıkla dolu bir saate yakın karşınızda olacağız. Güncel tedavileri burada en iyi doktorlardan dinleyin efendim. Daha sağlıklı ve zinde olalım hep birlikte sevgili izleyenler. Şimdi konuklarımız geliyor kısa bir tanıtım ardından da sohbetimiz başlıyor. Sağlık kontrolü doğrulu kanıtlanmış tıbbi bilgiler ve güvenilir doktorların yorumlarıyla hayatınıza sağlık katmaya devam ediyor. Profesör Doktor Rasim Genç Osmanoğlu ile kalın bağırsak kanserinin beslenme ile ilişkisi, Operatör Doktor Selim Murabi ile ayaklardaki ağrılara son veren cerrahi operasyonlar, Operatör Doktor Elvan Yalçın'la çocuklarda göz sağlığı ve Doçent Doktor Murat ile böbrek kanseri tedavisi sağlık kontrolü başlıyor. E sevgili izleyenler, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Rasim Genç Osmanoğlu ile birlikte kalın bağırsak kanserlerini konuşacağız. Özellikle son yıllarda Erken teşhisle birlikte daha çok ortaya çıkarılan kalın bağırsak kanserlerinde yeni tedavi yöntemleri neler kendisi bize anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şununla başlayalım hocam kalın bağırsak kanseri e, örneğin erkeklerde ve kadınlarda görülme sıklığı nedir ve e, Türkiye'de görülme sıklığı nedir? Yapılan istatistik çalışmaları kadınlarda yüzde beş buçuk, erkeklerde yüzde altı oranında kalın bağırsak kanseri geliştiğini gösteriyor. Bu her 16 kişiden birinin yaşam boyu kalın bağırsak kanseri tanısı alacağı anlamına geliyor. Hayli sık. Evet. evet. Yaşla birlikte bu sıklık insidans artıyor. Genellikle 50 60lı yaşlardan sonra daha pik yapıyor ve daha sık görülüyor. Bazı risk grupları var özellikle ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan kişilerde risk normal popülasyondan biraz daha yüksek. Yine familial ailevi kolorektal polipozis sendromları var, o kişilerde de risk biraz daha fazla. Yani ailede varsa bu önemli bir risk faktörü. Onun dışında hep soruluyordur acaba bir takım yiyecekler yine kalın barsak evet. kanserini tetikliyor mu? Yine yapılan çalışmalar batı tipi diyetle beslenme yani karbonhidrattan ve yağdan zengin diyetle beslenmenin Kalın bağırsak kanseri riskini ne artırdığını göstermiştir. Bunun dışında özel olarak hani şunu yiyince kalın bağırsak kanseri olunur, bunu yemezsek olmaz gibi net söyleyebileceğimiz bilgiler yok ama bazı ilaç gruplarının nonsteroid antiinflamatuar ilaç grupları dediğimiz ilaçların uzun kalın bağırsak kanseri riskini azalttığı gösterilmiş. Azalttı. Yine bazı çalışmalarda kalın bağırsak uzun kullanımda riskini bir miktar azalttığı gösterilmiş. Evet. Ama temel şey diyet. Peki bağırsakta oluşan polip oluşumları e, kimi zaman kolonoskopide bunlar çok detaylı olarak ortaya çıkıyor. Bunların evet. varlığı acaba kalın bağırsak kanser riskini arttırır mı? Şöyle e, yine bu kalın bağırsak kanserlerinin %95'i yani tüm kanser olgularını bir araya alırsak %95'i polip adenom e, kanser dönüşümüyle, geçişiyle ortaya çıkıyor. Buna bir sekans diyoruz, adenom-karsinom sekansı. Her aşama arasında da kabaca 5 yıl var. O nedenle kolorektal kanser taraması, kolonoskopi ile yapılması çok önemli. Polip aşamasında tespit edilirse polip çıkartılabilir ve adenoma ya da karsinoma dönmeden hastalık bertaraf edilmiş olur. Yine erken evre, polip zemininde gelişmiş erken evre, çok erken tanınan kolorektal kanserlerinde Polipektomiyle ile yani endoskopik olarak çıkartılmasıyla e, vücuttan uzaklaştırılması ve bir ameliyata gerek kalmaması mümkün. Hı hı. E, bu açıdan kolonoskopik tarama önemli. Evet Geri kalan yüzde beş yüzde 95 böyle demiştik. Geri kalan yüzde beş ise doğrudan kanser. Dönevo diyoruz bu e, gelişme şekline. Doğrudan kanser olarak e, ortaya çıkıyor ama yine burada da yıllar içerisinde bir dönüşüm var. Yani Akşam yatıp sabah uyandığımızda kolorektal kanser olmuyoruz. Hı hı. Yıllar içerisinde gelişiyor. Evet. Dolayısıyla tarama çok önemli. Peki bazıları bünyesel olarak daha sık kabızlık yaşıyor. Acaba bu e, bünyesel olarak yaşanan kişilerde de kalın bağırsak kanser riski yüksek mi? Kabızlığın doğrudan kalın bağırsak kanserini artırdığını bilmiyoruz. Ama e, teorik olarak kalın bağırsak mukozasıyla, iç zarıyla, dışkı, atıklar ne kadar uzun süre muhatap olursa Oradaki toksik etkileri veya bir takım işte çevresel faktörlerin de varlığıyla e, olumsuz etkileri daha artacaktır. Bu teorik bir bilgi ama pratik olarak kabızlık olduğunda eşittir daha çok kanser olunur böyle bir bilgimiz yok. Evet. Peki erken teşhis için elbette ki kolonoskopi yaptırmak gerekiyor. E, şimdi bu e, daha yaygınlaşan bir tetkik yöntemi oldu. E, bununla birlikte yine erken teşhis ilgili neleri vurgulamak istersiniz? Şöyle tabi. E, bir yandan bu konuyla ilgili bilgilerimiz artıyor ama bir yandan da e, e, insanları paniğe sevk etmemek lazım. Yani herkes hemen koşarak kolonoskopi yaptırmamalı. Bunun için belli kriterler var. Tarama kolonoskopisi 50 yaştan sonra her 10 yılda bir yapılmalı, hiçbir şikayet yoksa. Ama 50 yaşın altındaki erişkinlerde veya çocuklarda bazı alarm belirtileri varsa, şimdi sayacağım, o zaman tanısal, e, ...kolonoskopi yapmak lazım. Tarama kolonoskopisinde hı hı. hiçbir belirti yok. Yaş 50'nin üstünde acaba polip tümör var mı diye yapılan kolonoskopi. Ta, e, tanısal kolonoskopi ise bir takım belirtiler var. Acaba bu belirtilerin altında kötü bir hastalık yatıyor mu diye yapılan kolonoskopi. Bu belirtiler genel olarak e, kilo kaybı, istem dışı olan kilo kayıpları... ...makattan kanama, dışkının içerisinde ya da üzerinde kan... E, sindirilmiş ya da taze kan bulunması, e, dışkılama düzeninde değişiklik yani her zaman ki paternin dışında bir dışkılama ki normalde biz günde iki ile haftada iki kez arasında dışkılamayı normal kabul ediyoruz. Günde iki kezden daha sık tuvalete çıkmak, kıvamı katı da olsa, sulu da olsa diyare ya da normal dışı kabul edilir. Yine haftada 2'den daha seyrek dışkılamakta e, kabızlık olarak yorumlanır. Dolayısıyla bu e, patende bir değişiklik varsa bu bir önemli bir, bir bulgu olabilir. Yine dışkının üzerinde böyle e, sümüksü, yapışkan bir takım salya gibi e, e, salgıların bulunması mukuslu dışkılama diyoruz. Bu önemli. Tenizm dediğimiz ağrılı dışkılama, tuvalete gittiğinde tam boşalamama hissi tekrar tuvaletten sonra bir daha tuvalete gitme ihtiyacı, dışkı çapında incelme, bütün bunlar Belirtilir. bir hekim tarafından değerlendirildiğinde alarm belirtisi olarak kabul edilirse o kişi kolonoskopiye yönlendirilmelidir. Evet. Peki kalın bağırsak kanserleri çok tehlikeli kanser türü olarak bilindi yıllarca çok çabuk ee, maalesef öldüren ama şimdiki tedavi seçenekleri bu erken teşhis ve yeni tedavi seçenekleriyle artık hastalığın yaşam süreleri hayli uzadı. Bize anlatır mısınız tedavideki gelişmeler Tabii. neler? Şimdi sindirim sistemi ağızdan başlayıp anüste sonlanan bir uzun tüp gibi düşünebiliriz. Bu sindirim sisteminde ne kadar yukarıda yerleşmişse tümör ağız yemek borusu mide gibi seyri o kadar dik başlı tedavi yanıtı o kadar dirençli olur. Ne kadar aşağı inerse, yani makata yaklaşırsa, e, seyri de genel prensip olarak daha yumuşak başlı, tedaviye daha iyi yanıt verir olur. Dolayısıyla kolorektal kanserler bu anlamda mide, yemek borusu ya da pankreas kanserlerinden görece daha e, yani iyi demeyelim ama daha yumuşak başlı Hı. seyrederler. Günümüzde e, bir takım yeni tedavi modeliteleri gelişti, ama cerrahi hala olmazsa olmaz tedavi yöntemi. Bunu kemoterapi, ilaç tedavileri veya radyoterapi ile kombine ediyoruz. Bazı durumlarda öncelikle ameliyat yapıp arkasından kemoterapi ve radyoterapi uyguluyoruz. Hı hı. Bazı durumlarda ise önce kemoradyoterapi yapıp arkasından ameliyat gündeme getiriyoruz. Bu aradaki fark ne ya da hangi olgularda bunu seçiyoruz? Genel olarak sınırlı erken evre lenf bezlerine sıçramadığını öngördüğümüz radyolojik tetkiklerle bu yönde bilgiler edindiğimiz tümörlerde önce ameliyat uyguluyoruz. Ama eğer tümör normalden beklediğimizden daha büyükse, duvarda daha derin tabakalara kadar ilerlediyse, lenf bezlerine radyolojik olarak sıçradığına işaret eden bir takım bulgular varsa, o zaman önce radyoterapi ve kemoterapi verip tümörü bir anlamda küçültüp etkileyip, ondan sonra ameliyat uyguluyoruz. Bu özellikle makata yakın rektum tümörler için geçerli. Kalın bağırsak tümörlerinde böyle bir uygulamamız, radyoterapi uygulamamız hı hı. genel olarak yok ama rektum tümörlerinde önemli. Hem orada ameliyat sonrası lokal nüks dediğimiz yineleme riskini azaltıyor hem de uzak organlara metastaz yapma dolayısıyla 5 yıllık sağ kalımda olumlu yönde etkiliyor. Evet ama bu gelişmelerle daha yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Evet. Teknik olarak da son yıllarda laparoskopik cerrahi genelde uyguluyoruz veya bunun e, değişik e, modifikasyonları var. SILS dediğimiz tek kesiden laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi denilen yöntemler ama temel olarak karnı açmadan laparoskopik yöntemlerle uyguladığımız cerrahi tedaviler. Burada da açık cerrahi ile eşit oranda onkolojik açıdan eşit oranda sonuçlar elde ediyoruz. Ama ameliyat sonrası daha kısa sürede normal yaşam aktivitelerine dönüyor hastalar. Ağrı daha az oluyor. Diğer komplikasyonlar açısından fark olmasa bile daha kozmetik açıdan daha iyi sonuçlar elde edebiliyor. Evet. Peki araştırmalarla Evet akdeniz tipi diyetin kalın bağırsak kanserinden koruyucu özelliği var demiştik. Başka gıdalar var mı yine kalın bağırsak kanserinden koruyucu özelliği olan veya vitamin alımının ne gibi etkisi var? Eee aslında burada söylememiz gereken, e, sağlıklı bir erişkin, normal sağlıklı gıdalarla besleniyorsa e, ayrıca bir şey yapmasına gerek yok. Ama bazı gıdalardan yoksun besleniyorsa veya biraz önce söylediğim e, yağdan ve karbonhidrattan zengin besleniyorsa e, bu diyetini değiştirmesinde fayda var. Aslında yaşadığımız coğrafya sizin de belirttiğiniz gibi. Akdeniz tipi diyet kalın bağırsak kanseri için bir anlamda koruyucu. Fazla şekerli beslenenlerde ile yine tetik... Karbonhidrattan yani şekerden zengin, yağdan zengin beslenenlerde uzun vadede kalın bağırsak kanseri gelişme riski daha yüksek. Evet oldukça faydalı bilgilerdi. Sayın Genç Osmanoğlu teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler sırada kısa bir haber paketimiz var ardından diğer konumuzla sohbetimiz devam edecek. Karaciğer kanseriyle mücadelede tarihi bir adım atıldı. Çinli bilim insanları karaciğer kanseri için dünyanın ilk erken teşhis yöntemini geliştirdi. Bilim insanlarının yıllar süren çalışmaları sonrasında geliştirilen yöntem, karaciğer kanserini ilk evrelerindeyken tespit edebiliyor. Test, hastadan bir damla kan alınmasıyla yapılıyor. Kanser gösterge proteinlerini RNA testinden geçiren Çinli araştırmacılar, %80 doğruluğa sahip bir erken teşhis yöntemi keşfettiklerini söylüyor. Tıp dünyasına göre yöntem sadece erken teşhis için değil, kanser hastalarına verilen tedavinin işe yarayıp yaramadığını görmek açısından da devrim niteliğinde. Karaciğer kanseri erken teşhisin en zor olduğu kanser türleri arasında yer alıyor. Hastaların %80'inde kanser ancak ileri safhalardayken fark edilebiliyor. Evet sevgili izleyenler şimdi özellikle ayakla ilgili sorunları detaylı olarak konuşacağız. Bu konudaki sorularımızı da ortopedi ve travmatoloji uzmanı aynı zamanda ayak cerrahisi uzmanı operatör doktor Selim Muğur abi, yanıtlandıracaklar. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın nasılsınız? İyi hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi özellikle kadınların da bu önemli bir sorunudur. Baş parmak çıkıntısı daha çok kadınların hastalığı evet. yüksek topuklu ayakkabı giymekten kaynaklanabiliyor. Genetik yönü var. Özellikle düz tabanları daha çok seviyor. İsterseniz onunla başlayalım. Elbette. Ee, Başparmak çıkıntısı problemi Türkiye'de kadınların yaklaşık %25-30'unda izlenen bir problem. Ee, bu problemde bildiğiniz üzere önce ağrı gelişmesini engellemek adına kullandığımız çeşitli aparatlar ve çeşitli tabanlıklar ve ayakkabı düzenlemeleriyle hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak hastada deformite yerleştiğinde ve ayakkabı giyimiyle ilgili ağrı tetiklenmeye başladığında ne yazık ki cerrahiden başka bir şansımız kalmıyor. Burada önemli olan nokta şu, ameliyatla ilgili kararı verirken hastada muhakkak ağrının olması bizim için çok önemli. Çünkü bu bir kozmetik ameliyat değil. Burada bu işi yaparken bozulmakta olan bir eklemi korumak amacıyla yapıyoruz. O yüzden ağrısız eklemleri kesinlikle ellemiyoruz. Ağrılı hale gelmiş eklemlerde de ameliyatla ilgili planlama yaparken genellikle hastanın ayağındaki açıya göre nasıl bir ameliyat yapılacağıyla ilgili genel fikri hastayla paylaşıyoruz. Son yıllarda özellikle son 1-2 yıldır ayak cerrahisinde bu ameliyatı da yaparken acaba ameliyatı kapalı yapabilir miyiz ya da daha küçük insizyonlar yara yerleri açarak yapabilir miyiz üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yeni teknikler gelişti. Bu tekniklerde hastada ayağın dış kenarında, ayağın yan kenarında açılan 2 ya da 3 tane Tane delikten baş parmakla tarak arasındaki eklemdeki bozukluğu düzeltmek üzere içeri sokulan özel aletlerle tarak kemiğinde yapılan kesiyi kapalı olarak yapıyoruz. Bu ameliyatların temel mantığı şuydu: normalde içeriye dönmüş bir parmak ve dışarıya dönmüş bir tarak kemiği vardı. Eski yöntemlerde cildi açıp tarak kemiği üzerinde bir kesi yapıp bunu içeriye kaydırmak şeklinde bir düzeltme vardı. Ancak bu yapılan kapalı ameliyatlarda cildi hiç açmıyoruz. Bu bırakmış olduğumuz ameliyat insizyonu ya da yaralarının daha kozmetik gözükmesine hastalarda iyileşme sürecinin yarayla ilgili ortadan kalkması ve özellikle şişlik, yara yeri enfeksiyonu gibi komplikasyonların daha az rastlanmasına yol açıyor. Hı hı. Bu yöntemle ameliyat yapılan hastalarda üstüne basma süresi ve e, hastanın iyileşip ayakkabı giyebilme süreleri de göreceli olarak diğer ameliyatlarına zarar daha hızlı ve kolay bir şekilde hı. gelişiyor. Temel prensipte her hastaya ne yazık ki kapalı ameliyatları yapamıyoruz. Burada hasta geldiğinde hastanın açısının buna müsaade etmesi gerekiyor. Çünkü kapalı ameliyatları da mini açık ameliyatları yaparken hastalığın ilerlememiş olması gerekiyor. İlerlemiş vakalar için klasik yöntemler hala geçerli. Hastanın açısına göre yapılan ameliyatlar karar veriliyor ve bu verilecek kararla da beraber hastada uygun ameliyat şekli ve tekniği ameliyata girmeden önce tespit ederek hastaya bu konuda bilgi vererek evet, yol yola çıkılıyor. Görüntüsel anlamda kişiyi rahatsız ettiği gibi daha çok daha çok e, ...fonksiyonel anlamda rahatsız ediyor. Çünkü ayakkabı, istediğiniz ayakkabıyı seçemiyorsunuz. E, her türlü o ayakkabı giyme süreci kişi için e, ızdıraplı hale geliyor. Aslında bu hastalardaki en büyük sıkıntı ayakkabı giyimiyle beraber baş parmağın etrafında ortaya çıkan bir kızarıklık hali. Hasta bununla ilgili olarak ilk başta ayakkabı genişletmeyi ya da ayakkabı formatını değiştirmeyi deniyor. Ama sonra zaman içerisinde ne yazık ki baş parmak dönerken ikinci ve üçüncü parmakların da şekli bozulmaya başlıyor. Başlıyor. Bunlar genellikle birinci parmağın altına ya da üstüne kayıyorlar. Zaten bu başladığı an itibariyle hastada ikinci ve üçüncü parmak etrafında nasır sorunları da ortaya çıkıyor. Bunlar başladığında zaten ayakkabı giyimi sizin de bahsettiğiniz gibi artık neredeyse mümkün olmayacak bir seviyeye geliyor. Burada en önemli nokta şu, hastanın deformitesini çok ilerlemeden doktora başvurması. Çünkü... Hastada deformite ne kadar ilerlerse parmaktaki şekil farklılıkları ne kadar artarsa yapılması gereken cerrahi miktarı artıyor. Bu cerrahi miktarı arttığı zaman da şöyle bir sıkıntı gündeme geliyor. Hastanın iyileşme süreci ve normal ayakkabıya geçiş süreci çok uzuyor. Bizim buradaki isteğimiz hastayı erken evrede yakalayıp mümkün olduğunca en kısa zamanda sosyal hayatına ve iş hayatına geri döndürmek için çaba sarf evet. etmekten geçiyor. Selim Bey şimdi sizi maketimizin yanına alalım. Olur. Özellikle düz tabanlık dedik yine çok yaygın bir sorun. Ee, bu arada e, tabii ki e, topuk dikeni, onu da sormak istiyorum. Ne gibi oluşumlar? Aslında şöyle, ayağımızın altında mevcut olan kavis olarak adlandırdığımız bir yapı var. Bu kavis yere bastığımızda bir yaylanma hareketi yaptırtmakla görevli. Temel figürde düz tabanlık dediğimiz problemde aslında ayağın içinde mevcut olan kavisin çöktüğünü görüyoruz. Kişi yere bastığı zaman ne yazık ki ayağında düz bir çizgi halinde bir kavissizlik oluşuyor ve bu düz çizgi oluştuğunda kişi yaylanma kabiliyetini kaybediyor. Ana figürde herkesin ayağının içinde bir yaya ihtiyaç var. Bu yayda ağırlığı yaylanarak etrafa dağıtmakla görevli. Evet. Sıkıntımız şu noktada Kişi yaylanmayı beceremediği zaman ne yazık ki yük dağılımı bozuluyor ve yük dağılımı bozulduğu zaman bu kişiye çeşitli ayak problemleri olarak ve çeşitli diz ve bel problemleri olarak geri dönüyor. yüzden düz tabanlarda çok klasik olarak ayakta başparmak çıkıntısı, hastalarda topuk ağrısı problemi, bel ağrısı. bel ağrısı problemleri ortaya çıkıyor. Sorduğunuz için hani yeri geldiği için topuk ağrısı ya da halk arasındaki adıyla topuk dikeni hı hı. probleminde aslında ana figürde bozulan şey ayağın altındaki bir kas. Burada herkes zannediyor ki bir çıkıntı çıkıyor ve bu çıkıntı ağrı yapıyor ama temel figürde ağrıyı yapan şey ayağın altındaki kasın yetiri kadar iyi çalışmaması. Bu neden kaynaklanıyor? Tabii ki aşırı kilolu olmak bir faktör. Başka Tabii. neden? Aslında genellikle en büyük faktör şu. Kişiler ayaklarına göre ayakkabı tercih etmekte genellikle çok doğru davranmıyorlar. Çünkü ayak yapımıza uygun ayakkabı tercih etmediğimiz takdirde ayak genelle ayakkabının içinde yaylanma kabiliyetini kaybediyor. Bunu kaybettiği zaman da şöyle bir sıkıntı gündeme geliyor. Kişinin topunu Çekmekle görevden, yaylandırmakla görevli olan kas bir kasılma haline girip kısalıyor. Ve kısaldığı zaman da topuğu çekerek ciddi şekilde ağrı yapıyor. Teknik olarak sabah yataktan kalkma ağrısı olarak adlandırdığımız kişinin dinlenme pozisyonundan sonra ilk kalkış anında bir ağrı sorunu varsa... bu Bizim açımızdan halk arasındaki topuk dikeni, bizim açımızdan plantar fasit dediğimiz tablonun çok iyi bir belirteci. Hı. Böyle bir şikayetiniz varsa lütfen en yakın ayak cerrahisi merkezinde de ortopedi poliklinine başvurarak bununla ilgili gerekli tedaviyi evet. başlatmak gerekiyor. Peki hocam siz tekrar yerinizi alalım. Dolayısıyla giderek ayakta kalınan saatler arttıkça giderek artan ağrıları da olan bir sorun. Tüm bunlar için artık ortopedide kök hücreden çok faydalanılıyor. Yeni bir tedavi seçeneği ve hayli faydası var. Nasıl uyguluyorsunuz? Özellikle hangi ayak sorunları için uyguluyorsunuz? Ve bu kök hücreler nereden elde ediliyor? ayak cerrahisinde kök hücre uygulamaları teknik olarak kıkırdak problemleri için kullanılıyor. Ayak bileği eklemi de tıpkı dizde ve kalçada olduğu gibi yaşla beraber ve özellikle ayak bileği bölgesi için kırıklar sonrasında çeşitli şekillerde kıkırdağın yaralanmasıyla karşı karşıya kalabildiğimiz problemlere gebe. Baktığımız zaman kıkırdak sorunlarıyla karşılaştığımızda gerek atroskopi dediğimiz kıkırdağın içerisini kapalı bir sistemle görerek yapılan ameliyatlarda gerekse çeşitli kıkırdak gerekten gerektiren cerrahilerde bugün kök hücre tedavisi bir destek tedavisi olarak sıkça kullanmaya başlamış hı hı. durumdayız. Kök hücre tedavisini kullanırken standart olarak e, ilyak kanat dediğimiz leyan kemiğinden alınan kaliteli hücrenin en çok olduğu inandığımız bölgeden alınan kanın ameliyat esnasında bir santifüjden geçirip tedavi etmekle görevli olduğumuz kıkırdak hasarlı arana gerçek ameliyat yapıldıktan sonra o ameliyatı desteklemek amacıyla bu hücreleri gönderip ya da oraya enjekte edip bu bölgenin iyileşmesini hızlandırtmakta ya da katkı fayı vermek için kullanıyoruz. Bu arada temel olarak yine diğer bölgelerde olduğu gibi karın yağ hücresinden alınarak üretilen Çeşitli kök hücre yöntemleri ya da klasik bu işlerin en başlangıç döneminde kullandığımız ve hala da çok kullanılan PRP dediğimiz kişiden e, günlük laboratuvar ortamında alınan kanın içerisinden pıhtılaşma faktörlerini içeri alıp yaptığımız enjeksiyon yöntemleri var. Hı hı. Ama Araştırma makalelerde de hastalarda %70 oranında özellikle topuk ağrılarında bu kök hücrenin hayli rahatlattığı e, Ya şöyle topuk ağrısında hatırlatıyorum ki özellikle Aşil tendonu problemiyle beraber gidenlerde bir tendon bozukluğu olduğu için PRP'nin kullanım yeri şu an için var. Ayak Ama, bileği Ayak, ayak bileğinde ayak bileği sorununda var. Burada çok sıkça kullanmaya biz de başlamış durumdayız. Ama dediğim gibi asli olarak kök hücre tedavisini kullandığımız yerler major kıkırdak cerrahisi yaparken kıkırdağın canlandırılması için verilen ana tedavi yönteminde kıkırdak transferinde mikro dediğimiz içeriği delerek yaptığımız kıkırdak canlandırma yöntemlerinde o bölgenin kalitesini arttırmak amacıyla buraya eksten dışarıdan bunu koyarak destek vermek için bir çaba sarf evet. ediyoruz. Ki yaygınlığıyla örneğin menisküs ve kireçlenme problemlerinde de yine hali yaygın problemler köküce kullanılabiliyor. Kolay, ortopedi zaten bu işin başlangıcında en sık kullanılan bölümler dizdeki kireçlenme problemleri ve menisküs problemleriydi ama bu eklemlerdeki başarı ortaya çıkınca ayak bileği ekleminde de biz kullanmaya başladık. Diğer bölgelerde de diğer ciğer arkadaşlarımız bunları kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi burada ayakkabı seçimini tekrar iyi bir anlatmamız gerekiyor çünkü çok önemli. Siz program başında da bahsettiniz. Nelere dikkat edeceğiz kişi ayakkabı seçerken? Aslında ayakkabı seçimiyle ilgili bak önce her şeyden önce bir ortopedi muayenesine gitmesini istiyoruz herkesin. Çünkü şöyle bir şey var. Ayak yapımızın düz taban bir ayak yapısı mı, yüksek kavisli bir ayak yapısı mı yoksa normal kavisi olan bir yapıya mı sahip olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu üç yapıya göre hem şu anda piyasada mevcut birçok ayakkabı modelinde farklılıklar var. Hem de kişi kendi ayak yapısını bildiği zaman gidip ayakkabıyı seçerken ona göre daha kolay bir ayakkabı seçimi içerisine girebiliyor. Örneklemem gerekirse düz taban olan kişilerde ayakkabı seçiminde genellikle ayakkabının yumuşak ve yüksek bir malzemeden yapılması ve içinde bir desteğin olması çok önemli. Bu arada yüksek kavislerde de tam tersine ayak yapısının içerisinde bir desteği değil daha çok ayağı stabilize edecek. Çünkü yüksek kavisler dışarı basıyorlar dışarı bastıkları için arkada topuk bölümü daha tespit edilmiş standart bir şekilde arkaya bir destek konmuş ayakkabı kullanmaları ön planda. Özellikle spor yapılan ayakkabılarda bugün birçok isim marka mağazada gittiğiniz zaman ayak kavisine göre nötral ayakkabı yani ayağında problem olmayanlar için olan ayakkabılar. E, yürüyüş ve koşu ayakkabılarında düz tabanlar için yapılan bunlara aşırı prone ayaklar adı veriliyor. Onlar için yapılmış bir ayakkabı grubu ve yüksek kavisler içinde stabilizan ayakkabı olarak adlandan ayakkabılar bir köşede ayrı bir şekilde duruyorlar. Ama genel ayakkabı kullanımı ile ilgili olarak herkesin ayak sağlığı için Ayakkabının önü geniş tutulmuş ve içeride parmakların sıkışmadığı, topun yaklaşık 3-4 cm yükseklikte bir topuğun olduğu ve topuk malzemesinin yumuşak bir malzemeden yapıldı. Bayanlar için olabildiğince platform ayakkabıda, da, e, beyler için ise daha çok altı lastikten yapılmış ya da yumuşak kauçuktan yapılmış ayakkabı kullanarak gün boyunca yaylanmaya destek çıkan ayakkabının kullanılması ön planda. E, hocam son olarak kısaca bu parmak arası terlikler zararlı mı? Temel prensipte aslında şöyle bir sıkıntımız var. Bu parmak arası terlikler ne yazık ki biliyorsunuz içlerinde hiç desteği olmayan çok ince malzemeden yapılıyor. O yüzden ayağında problem olan kişilerin ayak yapılarını nereye gitmek istiyorsa oraya doğru gitmesine destek veriyor bu terlikler. Örnek vereyim baş parmak çıkıntınız varsa bu terliği giyerseniz baş parmak çıkıntınız ne yazık ki daha hmm. ileri bir evreye gidiyor. Ya da bir topuk ağrısı probleminiz varsa bunların altında hiçbir destek o olmadığı çok için. önermiyorum. Top, bizim için hani ne olabilir? Evet denizin kenarında belli birkaç dakika giymek için ya da çok basit bir sahil kenarındaki basit bir aktivite için kullanılmasıyla ilgili bir sıkıntımız yok ama bizim sıkıntımız parmak arası terliklerin ve ayakkabıların günlük yaşantıda kullanılması Kullanılması ile ilgili. Onları lütfen günlük yaşantıda kullanmayalım. Evet. Operatör doktor Selim Uğur abi çok keyifli bir sohbeti. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili izleyenler sırada kısa bir reklam arası. Ardından diğer konumuz geliyor ve sohbete devam ediyoruz. Demans hastalığında elektrikli tedavi dönemi. Bilim insanları demans ya da halk arasında bilinen adıyla... ...bunamanın belirtilerini azaltan yeni bir yöntem geliştirdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre... Beyne yerleştirilen elektrik kabloları hastalığın yaşattığı olumsuzlukları büyük oranda ortadan kaldırıyor. 85 yaşındaki bir deneye yapılan müdahale ile hastanın günlük işlerini kendi kendine yapabilmesi ve karşılaştığı sorunları çözebilir hale gelmesi sağlandı. Elektrikli kablolarla tedavi yöntemini geliştiren bilim insanları sistemi şimdi de Alzheimer ve Parkinson gibi diğer beyin hastalıklarını uyarlamaya çalışıyor. Evet sevgili izleyenler şimdi Dünya Göz Etiler Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Elvan Yalçınla birlikteyiz. Çocuklarda göz hastalıklarını konuşacağız. İlk muayene çocuklarda gözle ilgili ne zaman yapılmalıdır? Bu, bu detaylı soruları soracağız kendisine. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Evet, çocuklarda da doğuştan olan bazı göz hastalıkları var. Bunlar tabii ki belli bir yaş periyoduna kadar eğer fark edilirse daha başarılı tedavi ediliyor. Dolayısıyla ilk göz muayenesi önemli değil mi? Çok önemli gerçekten. Aslında ideali doğar doğmaz bakmak. Ama bu her zaman mümkün olamıyor. Onun için e, ülkemizde ilk bir yaş içinde muayene mutlaka öneriyoruz. Hı hı. Peki e, daha sık hangi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor çocuklarda? En sık doğar doğmaz işte göz enfeksiyonları, kanal tıkanıklıkları bunları görebiliriz en sıklıkla e, ee, tabii aslında kırma kusurları bizim çocukluk bebeklik yaş grubunda en çok gördüğümüz e, sorunlar. Hipermetrop, astimat ve miyopi. Ee, bebeklerimiz yüzde 85 hipermetrop. Hepimiz yüzde 85 hipermetrop doğuyoruz yüzde 85'imiz. Ve bu durum e, büyümeyle büyüme ile birlikte yaşla birlikte ilkokula kadar azalarak ortadan kayboluyor. Belli bir numaraya kadar normal kabul ediyoruz ama... Eğer her iki göz arasında bir numara farkı varsa veya belli bir numaranın üzerindeyse o zaman bizim için sıkıntılar başlıyor. Bazen bu durum kaymalara da ve göz tembelliklerine de neden olduğu için erken dönemde tespiti çok önemli. E, kaymalar dediniz özellikle şaşılık e, şaşılık aynı görülebiliyor. şey. görebiliyor. Evet. Göz tembelliğine e, sık rastlanabilen bir durum. Nasıl tespit eder? Anne babalar örneğin bunu nasıl anlayabilirler göz tembelliğini? E, göz tembelliği bazen hiçbir bulgu vermeyebilir. Anne ve baba bunu anlayamayabilir. Çünkü e, bazen kaymaya ya da başka bir şeye neden olmaz ama bazen gözde tek tarafta kaymaya ya da tek tarafta kısıkla neden olabilir. Yani çocuk ya da bebek tek tarafını kısarak bakabilir. O zaman o tarafta daha yüksek bir numarası oluşmuş olabilir. Biz görmeyi öğreniyoruz. Bebekler görerek doğmazlar. Onlar daha bulanık görürler. Gittikçe görme duyusu 6. aya kadar yavaş yavaş gelişir. Onun için ilk 6 ayımız aslında çok önemli. Beynimiz nasıl öğrenirse öyle devam eder. Eğer bulanık görmeyi öğrenirse bulanık devam eder. Onun için eğer görmesini engelleyecek bir problem varsa bu yüksek bir numara olabilir. Yüksek bir kırma kusuru olabilir veya tek taraflı bir kayma olabilir. Bazen çok belirgin olur kaymalar. Bazen de ufak kaymalar gözden kaçabilir. Veya görme yolunu engelleyecek işte katarak olabilir. Çünkü bebeklerde de görülebilir katarak gibi ya da kapak düşüklüğü, görme noktasını engelleyen kapak düşüklüğü veya ön taraftaki saydam kısımda bir leke oluşmuş olması. Bebeğimizin o tarafta gözünde tembelliğe neden olur. Şimdi burada belki anne baba bilmeyebilir. Acaba daha çocuk büyüsün işte 18 yaşlarına gelse öyle tedavi ettireyim. Yoksa çocukluk çağında da özellikle bu kaymalar, şaşılık tedavi ettirilmeli mi? Ameliyat ettirilmeli mi? Tabii. Şaşılıklar birkaç tip aslında. Ayrı bir grup olarak sınırladığımız şaşılıklar doğumsal şaşılıklar, doğumsal kaymalar. Bunlar yüksek açılı. ...ve ilk bir yaş, bir buçuk yaş içinde e, ameliyat edilmesi gereken kaymalar. Bunlar gözlükle düzelmez. Diğer bir grup yaklaşık altı aydan sonra ortaya çıkabilir. Bir yaşından itibaren ortaya çıkabilir. Bunlar yüksek kırma kusuruna bağlı olan kaymalar. Ee, özellikle de e, yüksek hipermetroplarda ya da e, normalde beklediğimiz sınırların üzerinde olan diyeyim, hipermetroplarda... ...yüksek uyuma bağlı içe kaymalar şeklinde karşımıza çıkabilir. En sık gördüğümüz grup bu. Bunlar e, genel olarak gözlükle ve eğer tembellik yaratmış ise kapamalarla tedavi edilir. Ama eğer gözlük tam olarak düzeltemiyor ise kaymasını çocuğun... ...mesela biz gözlüğünü veririz, gözlüğünü takar, e, kayması bir miktar toparlar ama tam toparlamaz. E, bir, bir kısım da bu şekilde olabilir. Bunlarda da yine cerrahi müdahaleye ihtiyaç olur. Hı hı. E, şimdi diyelim ki e, şaşılık e, tedavisi görüldü. Göz tembelliği çok paralel aslında. Aynı zamanda şaşılık tedavisi yapılan çocuğun göz tembelliği de geçiyor mu? E, tabii e, aslında bunlar birbirlerinin çok iç içe geçmiş e, olaylar. Yani tek taraflı bir kayma, e, göz e, tek taraflı kaymada o taraf beyin onu ee, elimine eder yani e, kapatır o taraftan gelen hayali ki çift görmeyeyim diye küçük yaş grubunda bu şekilde çok çabuk bir e, o taraf ortadan kaldırılır ya yani, o taraftan gelen e, görüntü ki e, rahat etsin diye o zaman o tarafta yani tek taraflı bir kaymada e, tembellik oluşur e, veya veya e, zaten bir tembelliği vardır çocuğun tembelleşmiştir. Yüksek bir numarası vardır o tarafta. E tembelleştiği için de bir süre sonra kaymaya başlar. Bunlar çok iç içedir. Yani birini düzelttiğinizde öbürü de hı hı. otomatikman yavaş yavaş e, düzelir. düzelir. Aynen. Peki şimdi çocuklar e, biraz da yaşı, yaşıtlarının eleştirisinden çekindikleri için gözlük kullanmıyorlar ki e, gözlük kullanmakta e, belli bir yere kadar oldukça faydalı. Bu alışkanlık nasıl edindirilebilir çocuğa? Evet gözlükte bir takım sıkıntılar oluyor. Bazen aileler de Aa işte bunu takacak gözü daha da tembelleşecek. Diye de bunu, düşünüyorlar. Evet böyle de düşünülüyor. Aslında e, bu çok e, gerçekten yanlış bir algı. Bunu yıkmak gerek. Çünkü bizim amacımız e, bebeğimizin çocuğumuzun ileriki hayatında rahat edebilmesi için her iki gözünün tam görmesini sağlamak. Bunu sağlayabilmek için de eğer belli bir numaranın üzerinde numarası varsa onu kullandırmamız gerekiyor. Yoksa ileride o netliği kazanamaz. Hı hı. Onu göremez. Eğer tam görürse ancak belli bir numarası varsa şimdi refraktif olarak bütün bunları ortadan kaldırıcı bir sürü formül var. Bir lazer olabilir başka bir refraktif cerrahi olabilir. Yani eğer illaki gözlük bu kadar çok büyük bir problemse bundan kurtulabilir ileriki yaşlarında ama tam görürse... Hı hı. Tembel kalırsa o da çok zor. Evet, İş, o zaman da zorlaşır. Evet. Peki şimdi günümüzde tablet, bilgisayar, akıllı cep telefonları bunlar çocukların da hep ellerinde ve belli zararları var. Özellikle yaydıkları mavi ışık ee, bunun bazı makalelerde de vücudun biyoritmini bozduğunu, uykusuzluğa neden olduğunu e, birçok araştırmada gösteriyor. Ne yapmalıyız? Çocukları bir şekilde engelleyemiyoruz da bu e, meşgal eden. E, şöyle bir e, makalede e, mavi ışık filtreli gözlük kullanılabilir deniyordu. Bu Türkiye'de var mı? Bunları nasıl kullanabiliriz? Evet mavi filtreler var üretiliyor gözlükçülerde yani optisyenler bunu üretiyorlar. Mavi filtre çok uzun süreli bilgisayar kullanan kişilerde biz öneriyoruz zaten. Ama çocuklar yani mavi, mavi filtreli de taksalar çok uzun süre tablet, bilgisayar veya cep telefonu gibi yakın dijital uğraşıları izin veremeyiz. Böyle bir şeye izin veremeyiz. Çünkü neden? Bunun birkaç nedeni var. Küçük yaş grubunda çok aşırı yakın çalışma bu tablet bilgisayar veya cep telefonuyla e, gözlerinde e, miyop ve astimat türünde bozulmalara ve bunların e, ...hızlı ilerlemesine neden olabilir. Hı hı. Yani yapılan bununla ilgili bir sürü çalışma var. İşte e, bir söyleniyor ki hayır olmuyor, hayır oluyor. Böyle bir tartışma ortamı var ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki... ...uzun süre bilgisayar başında kalan çocuklarda miyopi görülme oranı %70 artıyor... Yani çok ola, evet, evet. E, çok artıyor. Asla bile bile Ve, çocuklarımızın e, engel olmalıyız. Yani gözlerinin bozulması biz duymuyoruz. Evet, uza e, görmekte zorlanmaya başlıyorlar. Onun için e, engellemek e, lazım, mümkün mertebe. Sınırlamak gerek. Sınırlamak. Yani tabii ki tamamen kesmek çok mümkün değil. Sonuçta bir bilgisayar çağında yaşıyoruz, bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Tabii ki bakacak, öğrenecek. Yani onlarla bir sosyal iletişim olacak. Ama kurulu da yapıyor, değil mi? Tabii, çok uzun süre baktığında kuruluk. Alerji ee, ve bunları yaptığında çocuk e, bir şekilde gözünü ovalayacak. Gözünü ovaladığında bu sefer e, bir takım numaraların oluşması veya ilerlemesine katkıda bulunacak. Yani kornea dediğimiz bizim saydam tabakasında bozulmaya neden olacak. Yani ona e, izin veremeyiz. 3,5 yaşına kadar biz genelde yasaklıyoruz. 3 yani buçuk yaşına kadar izin vermiyoruz. 3 oh. buçuk yaşından sonra 5 yaşına kadar yarım saat. İlk okula kadar 45 dakika. İlk birlikte bir saat, 7-8 yaşlarına bir saat kadar kullanabilir diyorum ben. Hı hı. Ancak 10 yaşından sonra bir buçuk iki saatlik kullanımlar gün içinde toplam en ideali. Evet. Tabii bir de e, ışık ayarlaması da çok önemli. Şimdi hepsinin elinde cep telefonu var cep telefonlarımızın ışığını çok düşük modlara, pili bitmesin diye indirirsek bu da zararlı. Yani belli ortalama parlaklıkta kullanılması gerekiyor. Hı hı. E, peki ileri derecede gözü bozuk olan çocuklarda bu da soruluyor. E, acaba ameliyat için işte hangi yaşı beklemek gerekiyor? Tabi ideali aslında 18-20 yaşı beklemek. Çünkü numaralarda değişme olabilir. Şimdi hala 18 yaşına itibaren de büyüyor boyu uzuyor. Boyu uzadığında organ büyüklükleri bütünüyle değişir. Yani çok ufak bir milimetrelik değişim yaklaşık iki derecelik yani derece değişimine neden olur gözde. Hı hı. Onun için 20 yaşından önce uygulamıyoruz. Hı hı. Ama 14 yaş civarı kontak lens verebiliriz. Eğer sorumluluk sahibi temiz biri ise. Evet. Peki bu mavi ışık filtreli gözlükler e, gerçekten e, hayli acaba sorular da oluyor ki yetişkinler kullanabilir mi? Bu şeklinde. Tabii tabii yetişkinlere de öneriyoruz. Yani uzun süre bilgisayar başında kalıp çalışmak zorunda olan kişilerde uygundur mar filtre. Ee, yorgunluklarını bir miktar azaltabilir. Hı hı. Peki Sayın Yalçın teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. E sevgili izleyenler şimdi de özellikle teşhisinde bazen maalesef geç kalınabilen böbrek kanserleriyle devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz haftada böbrek kanseri farkındalık haftası olarak İngiltere'de özellikle belirlenmiş böbrek kanserindeki ön belirtiler neler olabilir? Tedavisinde gelişmeler neler? Bize detaylı bilgileri Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümünden doçent doktor Murat Binbay verecekler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Hanım. Evet, özellikle böbrek kanserleri deyince ne kadar önem arz ediyor? Bu konudaki en önemli noktalar neler? Tabii. Böbrek kanserleri aslında en sık görülen kanserler arasında, insanlarda görülen en sık görülen 10 kanser arasına geçiyor. Erkeklerde görülme sıklığına baktığımız zaman bunlar tabii Amerika verileri. Her 50 erkekten birinde böbrek kanseri oluşma ihtimali var. Bayanlar bu konuda biraz daha şanslı. Bayanlara geldiğiniz zaman her 85 bayandan bir tanesinde böbrek kanseri görülebiliyor. Hı hı. Bu konu neden önemli? Çünkü böbrek kanserleri radyoterapi yani ışın tedavisi veya ilaç tedavisine dirençli kanserler ve bu e, kanserlerin erken dönemde yakalanmasının sonuçları son derece yüzlüdür. O yüzden e, bu kanserleri erken dönemde yakalanması için e, taramalar tüm e, otoriteler tarafından öneriliyor. Böbrek kanserini erken dönemde yakalamak için de belirli periyotlarla işte e, hastanelere başvurmamız gerekiyor. Erken yakalandığı zaman sonuçları oldukça üzgüldürücü. Çünkü çok da belirti vermeyen bir kanser türü aslında. Bu tümörlerin çeşitleri var mı böbrek tümörlerinin? Böbrekte farklı hücreler var tabii ki. İşte böbreğin idrar üreten kısımları var. Bunların çeşitli noktaları var. E, kanser demek biliyorsunuz bazı hücrelerin kontrolsüz olarak büyümesi ve e, da, vücuda dağılarak bu dağıldığı yerlerde de büyümeye devam etmesi demek. Bu e, bu böbreğin farklı kısımlarına göre sarkomlar, böbrek hücreli kanserler veya toplayıcı sistem kanserleri dediğimiz farklı tipleri olabiliyor. Bu tiplerin hepsinin kendine göre farklı bir seyri ve hı. farklı tedavi özellikleri olabiliyor. O yüzden hani böbrek kanserleri dediğimiz zaman tek bir e, hücre tipini içermemeli, e, farklı hücre tiplerini içermeli ama yüzde %90 hangisini görüyoruz derseniz böbrek hücreli kanserleri en sıklıkla görüyoruz. Hı hı. Peki şimdi e, bazı makaleler medyada da sık yer alıyor. Özellikle evcil hayvan besleyenlerde işte böbrekte kistler, tümörler hı. daha sık rastlanıyor deniliyor. Evet. Doğru mu bu? Böbrekte bir böbrekte kistler bir kere yaşlanma ile beraber böbrekte kist görülme sıklığı artıyor Çünkü böbrek hücreleri öldükçe parçalanıyor ve idrarlar bu böbrek arasındaki e, böbreğin arasındaki dokulara girerek kesecikler oluşuyor ama bunlar basit kistler olarak geçiyor. Bu kistlerin bir kısmı ise kansere dönüşme açısından riskli O yüzden her e, kist gördüğümüz zaman direkt iyidir diyemeyiz. Bunların çoğunluğu genellikle iyi seyirlidir ama iyi bir gözlet tarafından incelenmesi lazım. Genellikle biz bunları bir MR incelemesine gönderiyoruz. Çünkü bu basit kistler ultrasonda ortaya çıkıyor ve ultrasonda %100 olarak da bu kistlerin iyi mi kötü olduğunu mu anlamak çok mümkün değil. Olduğu zaman genellikle bir MR incelemesinden geçirmek hastalığın nasıl seyir göstereceği açısından önemli. Hı hı. Ee, hayvan besleyenlere geldiğimiz zaman bunlar daha farklı kistler. aslında artık çok sık görmüyoruz. Bunlar genelde kara sadece böbreklerde olmuyor. Karaciğer kaynaklı oluyor bu tip kistler. E ee, tabii bunların da tedavisi oldukça farklı. Bunların kanserle pek alakası yok. Bunlar daha farklı tedavi göz edilmesi gereken kistler. Evet. Peki genetik yönü nedir böbrek tümörlerinin? Yine beslenmenin herhangi bir etkisi var mı? Ee, şöyle anlatayım, böbrek kanserlerinin risk faktörlerine baktığımız zaman dört tane bildiğimiz faktör var. Bunlardan bir tanesi şişmanlık veya overweight dediğimiz e, kilonun biraz daha fazla olması. Bu insanlarda böbrek kanseri daha fazla gözüküyor. Bunların dışında tansiyon hastalığına sahip olan insanlar, hipertansif insanlar, e, ailede böbrek kanseri olan insanlar, sonuçta hastalığın bir genetik geçişi gösterilmiş bazı genetik özelliği olan insanlar da böbrek kanserleri sadece bir böbrekte gözükmüyor, her iki böbrekte ve çok sayıda gözükebiliyor. Allah'tan bu tip e, görülen hasta sayısı son derece az. Genelde görüldüğü zaman ailesel geçişlerde genelde bir e, bir böbrekte görülüyor ve sayıları çok fazla olmuyor. Bunların dışında sigara içenler böbrek kanseri açısından risk altındalar. Fakat yine benim kendi bir saptamama geleyim. Son yıl ben özellikle böbrek kanserli hastaları oldukça sık sayıda görüyorum. Hı hı. Ve son zamanlarda 35 yaş civarı şişman olmayan, sigara içmeyen veya yüksek tansiyonu olmayan insanlarda da böbrek kanserleri görülebiliyor. Ve bu insanlar artık daha fazla karşımıza gelmeye başladı. Neden? Bunun sebebi şu olabilir. Bir, ultrason gibi tarama yöntemlerini daha fazla kullandığımız için hı hı. bu aslında bu hastalar belki daha ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaklardı. Daha erken yaşta ortaya çıkmaya başladılar. Evet. E, sebeplerden bir tanesi bu olabilir. İkincisi de daha şu ana kadar neden olduğunu bilmediniz. Biliyorsunuz birçok e, madde yiyoruz. Birçok koruyucusu olan, koruyucu madde olan e, şeyleri yiyoruz. Ne olduğunu bilmeden yiyoruz. Bu birazcık da modern yaşamın getirdiği şeyler olabilir. Hı hı. Ama ne olduğunu bilmiyoruz ama ilerleyen 10 yılda şu da böbrek kanserine neden oluyordur diyeceğimiz birçok ...ürünün ben piyasaya çıkacağını düşünüyorum. Yani evet. bizim kitaplarda yerini alacağını düşünüyorum. Evet, dolayısıyla raf ömrü uzun e, yiyecekler, konserve tarzı yiyecekler... E, ...daha e, suni hazırlanmış gıdaların, böbrek kanserlerini tetikleyebileceğini söylüyorsun. Ben tetikleyebileceğini düşünüyorum Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Bununla ilgili tabii bununla ilgili bir verimsel bili, bilgiye ulaşmak son derece zor. Ama bunun için e, üzerinden çok uzun yıllar geçmesi lazım. Belki de bu bir 10 yıl sonra... Evet. Ee, nedeni ortaya çıkacak. Evet. Peki hocam şimdi e, tümör olduğu zaman böbrekte bu da çok soruluyordur. Siz acaba böbreğim tamamen mi alınacak yoksa sadece tümörlü yerim mi alıyor? Evet. Şimdi bu da son yıllarda aslında tıbbın e, gösterdiği gelişmelerden bir tanesi. Eskiden böbrek kanseri olduğu zaman biz son derece korkarak tüm böbreği etrafındaki yağ dokularla beraber alıyorduk. Sonra ilerleyen yıllarda anlaşıldı ki tüm böbreği almakla sadece kanserli bir tarafı almak bazı durumlarda hiçbir farkı yok. Bunlar hangileri? Özellikle eğer tümör 7 santimi aşmamışsa, kanser boyutu 7 santimin altındaysa o zaman biz mümkünse tüm böbreği değil sadece kanserli dokuyu almaya çalışıyoruz. Bunu aldığımız zaman da çünkü kalan her e, doku bizim için önemli. Böbrek dokusu son derece önemli bir yapı biliyorsunuz. Birçok insan böbrek eksikliği nedeniyle diyalize gidiyor. Ve yine çalışmalar gösterilmiş ki daha küçük 4 santimin altındaki tümörlerde siz böbreği alıyorsunuz hastaya hastalıktan dolayı hiçbir şey olmuyor. Çünkü 4 santimin altındaki kanserlerde böbrek kanserlerinde metastaz riski son derece düşük. %3,5-4'lerde e, hastalar yani genellikle hiçbir şey olmadan hayatlarını sürdürüyorlar. Ama siz tüm böbreği aldığınız zaman diğer böbrekte de ilerleyen yıllarda problem çıkabiliyor ve hastalar kronik böbrek yetmezliğine bağlı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hı hı. Bu yüzden e, tüm böbreğin değil sadece... E, tümörlü olan kısmın alınması son derece önemli. Evet, dolayısıyla bu kavram aslında organ koruyucu cerrahi kanser tedavilerinde son yıllarda giderek yaygınlaştı ve oturdu kavram evet. olarak bu böbrek tümörleri için de geçerli tedavide. Ameliyat seçeneklerini kıyaslarsak açık ameliyat mı, kapalı mı, laparoskopik mi veya robotik yöntem var. Nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi e... Açık ameliyatlar açıkçası eğer e, bu konuda bir yeterli eğitim aldıysanız açık ameliyatlara günümüzde pek gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü açık ameliyatlarda yapılan kesler son derece glüter ve e, insanları yoran, işlerinden oldukça uzakta kalmasına neden olan, ameliyat sonrası son derece ciddi ağrılara neden olan kesiler. Bunun yerine biz delikler aracılığıyla giriyoruz. Eğer tüm böbrek alınacaksa robotik cerrahi gerek yok böbrek kanserinde. Biz bu işi laparoskopik olarak son derece başarılı bir şekilde kolay bir şekilde e, halledebiliyoruz. Ama eğer kısmi böbrek alınacaksa o zaman işin içine bazı parametreler giriyor. Çünkü biz bu kitleyi çıkartırken aynı zamanda dokuları çok iyi bir şekilde görmemiz gerekiyor. Böbrekte kalan tümörsüz noktaları çok iyi bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bu yüzden de böbreği bir süreliğine kansız bırakıyoruz. Bu böbreği kansız bıraktığımız nokta ne kadar kısaysa bizim için o kadar iyi. Robotik cerrahide bize bunu sağlıyor. Yani böbreğe kan, kanını kestiğimiz andan itibaren bir yarış başlıyor. O kitleyi çıkartıyoruz, açılmış olan damarları dikiyoruz. Tabii bunu bu dikiş işlemini robotla yapmak son derece kolay. O yüzden robotik cerrahinin bu konuda çok ciddi avantajı sağlıyor. Yani Ameliyat sonrası kanama olmamasında, idrar kaçağı olmamasında hastalarda ve kalan böbrek dokusunun ...mümkün mertebe sağlıklı olarak korunmasında robotik cerrahinin avantajları evet, var. Aslında ne kadar uzmanlık isteyen ameliyatlar gerçekten de. Peki bazı hastalar var ki ameliyat olmak istemiyor olabilirler. Onlar için de bir tedavi seçeneği var mı? Bunlar için de tedavi seçenekleri var. Ee, özellikle 4 santimin altında olan ve genellikle önerilen de yaşlı insanlar. Mesela hasta 75 yaşında, böbreğinde bir kitle çıktı ama ameliyatı riskli veya hasta ameliyat olmak istemiyor. Genellikle böyle ufak kitlelerin büyüme hızı yavaş olduğundan dolayı 4 santim altındaki kitlelerde dondurma tedavisi veya radyo frekans dediğimiz hani bir iğne sokarak yakma tedavisi gibi tedaviler oluyor. Ama bu tedavilerin de yan etkisi şu tümör rekürrensi daha fazla görülüyor bu tip yöntemlerde. Güvenilirliği diğer ameliyata göre daha az olduğu için genellikle bu tip tedaviler daha ileride yaşlarda olan yani anestezi almakta zorlanabilecek gibi hastalar için daha uygun gözüküyor şu anda. Evet bunlar gerçekten çok faydalı bilgilerdi. Doçent Doktor Murat Binbay teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler programı kapatıyoruz. Bu arada her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızdan sorularınızı gönderebileceğinizi de hatırlatalım. 0546 560 15 çift 0 nolu hattımıza sorularınızı yazın gönderin efendim. En geç hafta başında doktorlarımızla sizleri görüştüreceğiz. Sorularınızı yanıtlandıracağız. Tekrar görüşerek güzel bir gün ve hafta sonu sizin olsun. Hoşçakalın.